Herkese merhaba. Sahra ya da Büyük Sahra, Afrika'nın kuzeyinde yer alan ve Afrika kıtasının ortasıyla kuzeyini ayıran 9 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir çöldür. Yaklaşık olarak Afrika kıtasının %10'u kadardır. Sahra çölünün altında açığa çıkarılmayı bekleyen ne kadar çok sır olabileceğini bir düşünün. Çeyrek milyon yıllık antik mega göllerden bir proto gezegenin parçalarına kadar bu devasa ekosistem birçok gizeme ev sahipliği yapıyor. Bugünkü videomuzda da bu çölün altında yapılan bazı keşiflerden bahsedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. ...2020 yılının bahar aylarında Sahra Çölü'nün ücra bir bölümünde çok nadir küçük bir gezegen parçası bulundu. Bu taş daha dünya oluşmadan önce ortaya çıkmıştı. Bu keşfin şaşırtıcı olmasının nedeni ise taşın güneş sisteminin nasıl göründüğünü bile hayal edemeyeceğimiz zamanlara dair bazı bilgilere sahip olmasıydı. ARGHH-002 veya EC-002 olarak adlandırılan göktaşının eski bir proto gezegenin kabuğunda oluştuğu söylendi. Daha önce duymadıysanız, proto gezegenlerin gezegenler için bir yapı taşı görevi gören küçük gök cisimleri olduğunu belirtelim. Bu göktaşı ismini indiği yer olan Cezayir'deki ARGHH Dune denizinden almıştır. Araştırmalar sırasında bilim insanları taşın birkaç meteordan oluştuğunu ve 30 kilogram ağırlığında olduğunu öğrendiler. Ayrıca kayalarda ilgi çekici bazı kristaller keşfedildi ve bu da nesnenin başka bir gezegene ait olduğu anlamına geliyordu. Bu volkanik uzay kayası, dünyaya düştüğü bilinen en eski lav parçasıydı. Ulusal Bilimler Akademisi'nin yayınladığı bir araştırmaya ve bilim insanlarının vardığı diğer sonuçlara göre, bu taş bizlere Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair benzersiz bir bakış sunuyor. Fransa'daki Western Britain Üniversitesi'nde jeokimya profesörü olan Jean-Alex Barrett liderliğindeki bir grup bilim insanı, Güneş Sistemi'nin genç olduğu zamanlardan kalma bu eşsiz eseri inceleme şansını yakaladılar. Ve bu bilim insanları taşın şimdiye kadar gördükleri hiçbir şeye benzemediğini söylediler. Barrett bu kayadan bahsedildiğini duyar duymaz farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Öyle ki bu bilim insanı ekibiyle birlikte 2014 yılında yapılan bir çalışmada başka bir asidik göktaşı üzerinde çalışmıştı. Bu yüzden o ve meslektaşları EC-002'nin kaç yaşında olabileceğine dair bazı ipuçlarına sahipti. Ancak elbette umursadıkları tek şey taşın kaç yaşında olduğu değildi. Aynı zamanda bu dünya dışı asidik taşın nereden, ne şekilde geldiğini öğrenmek istiyorlardı. Araştırmalar sonucunda tüm bu detaylar ortaya çıkacaktı. Barrett'ın vardığı bir başka sonuçta bu gök taşının dünyaya yeni ulaşmadığı, yani bazı dünya koşullarına tanık olduğuydu. Öyle ki Tatahuin gök taşında yapılan önceki bir çalışma sayesinde ayrışmanın normalde sahranın ortasında bile oldukça hızlı gerçekleştiğini biliyorlardı. Barrett ve meslektaşları göktaşı örneklerini ele geçirdiklerinde kısmen erimiş bir lav parçası olan bu proto gezegen kabuğu parçasının ne zaman katılaştığını anlayabildiler. Aslında bu kaya tam olarak 4566 milyar yaşındadır. Araştırmacılar kayadaki magnezyum ve alüminyum içeriğine bakarak nesnenin tam olarak kaç yıllık olduğunu hesaplayabilirler. Yani bu kaya parçasının dünyada bulunan en eski magmatik taş parçası olduğu sonucuna varabiliyoruz. Bir sonraki en eski magmatik göktaşı olan NWA-1119'la karşılaştırıldığında EC-002 1,24 milyon yıl daha yaşlıydı. Ve unutmayalım ki dünya bu iki kayadan da daha sonra oluşmuştu. Aslında EC-002 ile ilgili en sıra dışı şey bu değildir. Bu eşsiz yapı aynı zamanda sıra dışı bileşimiyle de tanınır. Göktaşı, eski ana gövdesinin andezit kayadan yapılmış bir kabuğa sahip olduğunu gösteren 58 silikon dioksitten oluşur. Bu da oldukça gariptir çünkü kabuğun dünyanın volkanik olarak aktif bölgelerinde bulunan bir malzeme olan bazalttan yapılmış olduğu anlamına gelir. Bu da taşın başka bir yerden geldiğini bir kez daha kanıtlar. Bilim insanları, asidik kabukların Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde asteroitlerde ve proto gezegenlerde muhtemelen yüksek sayıda bulunduğunu varsayıyorlar. Ancak geçen milyarlarca yılın ardından bu madde oldukça nadir bir hale geldi. Bu oluşum süreci boyunca eski proto gezegenler ya Dünya gibi büyük cisimlere dahil oldular ya da diğer kayalarla çarpışarak parçalandılar. Kısacası tam bir kaos yaşandı. EC-002'nin tüm asteroid gruplarından açıkça farklı olmasının bir başka nedeni de bu yapıdakilere benzer spektral özelliklere sahip herhangi başka bir nesne bulamamış olmamızdır.
Çalışmaları yürüten ekip bu kalıntıların günümüz asteroid kuşağında bile nadir olduğunu belirtti. Yani böylesine bir şey bulmak bilim insanları için oldukça önemlidir. Yine de araştırmacılar kayayı gözlemledikten sonra kendi teorilerini öne sürdüler. Uzmanlar, EC-002'nin bir çarpışmanın ardından ana gövdesinden ayrıldığına inanıyorlar. Bu da proto gezegen kabuğunun soğumasından ve kristalleşmesinden yalnızca birkaç on yıl sonra gerçekleşmişti. Sonuç olarak bu tarz çalışmalar, dünya henüz oluşmadan önce var olan proto gezegenler hakkında inanılmaz yeni ayrıntılar ortaya çıkarıyor. Öte yandan Barrett, EC-002 ile ilgili başka çalışmalar üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Tüm bu çalışmalar, bir proto gezegenin erken faaliyetleri sırasında üretilen magmanın bileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacak. Sahra çölünde yapılan tek bir keşif sayesinde güneş sistemimiz hakkında ne kadar çok şey öğrendiğimizi görüyor musunuz? Yani bilim insanları 9 milyon kilometrelik bu alanı araştırmaya karar verirlerse kim bilir daha neler öğreneceğiz. Bir diğer önemli keşif ise çölün altında bulunan eski bir mega göldür. Bilim insanları geçmişte Sahra Çölü'nün kumları altında devasa bir gölün var olduğuna dair bir kanıt buldular. Nil Nehri, yaklaşık 250 bin yıl önce Vadi Toşka yakınlarındaki alçak bir kanaldan geçtiğinde Doğu Sahra'yı sular altında bırakmış ve en yüksek seviyesinde 108 bin kilometre kareden fazla bir alanı kaplayan bir göl oluşturmuştu. Bu mega göl deniz seviyesinden 246 metre yüksekteyken daha küçük bir göl deniz seviyesinden yaklaşık 190 metre yüksekliğe ulaştı ve 48 bin kilometre kareyi kapladı. Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde bir jeolog olan Ted Maxwell ve meslektaşları gölün bazı kalıntılarına rastladılar. Bu araştırmacılar radar topografya görevi tarafından toplanan verilere göz atıyorlardı. Ardından çölün altında bulunan eski bir mega gölün profilini çıkardılar. Mısır çok kuru bir yer olduğu için radar yüzeyin altını iyi bir şekilde tarayabiliyordu. Aslında bakarsanız gömülü kanallar yüzeyin 15 metre altında bile görülebiliyordu. Kiseyba Vahası, Mısır'ın en güneydeki vahasıdır ve bölge eski su yolunun üzerinde yer alır. Tabii su kaynağı günümüzde yüzeyin 2 ila 3 metre altında bulunuyor ve arazide kavun yetiştirmek için kullanılıyor. Yani çeyrek milyon yıl öncesinden gelen su bugün bile çiftçilik yapmamıza yardımcı olabiliyor. Bir diğer yandan, Nil'in bir zamanlar Mısır'daki Kiseyba Toşka depresyonunun tamamını sular altında bırakmış ve devasa gölü oluşturmuş olabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar bu sonuca Nil'in yaklaşık 402 kilometre batısında ve deniz seviyesinden 250 metre yükseklikte bulunan tortulardaki balık fosillerine bakarak ulaştılar. Dahası bilim insanları, Mısır'daki Salima ve Tafavi yakınlarında yaklaşık 108 bin kilometre kare büyüklüğünde bir gölle eşleşen bazı paleolitik yerleşim yerleri de keşfettiler. Bunun nedeni ise antik insanların suya yakın olmak istemeleriydi. Benzer şekilde Nil'in 150 kilometre batısındaki Bikiseyba yakınlarında farklı bir dizi arkeolojik alan bulundu. Bu daha önce bahsettiğimiz gölün ikinci bir alt seviyesine işaret ediyordu. Bilim insanları eskiden Nil'den çöle su taşıyan Toşka kanalının yüksekliğini göz önünde bulundurarak ikinci gölün ne kadar büyük olduğunu anlayabildiler. Ve bu keşifle birlikte hem çölün ortasında var olan su kütlelerine dair hem de Kuzey Afrika'daki göç modellerini oluşturan Pleistosen gölüne dair kanıtlara ulaşmış olduk. Bu da bizi çok daha şaşırtıcı olan bir sonraki keşfimize getiriyor. Bilim insanlarına göre ucu bucağı olmayan Sahra, binlerce yıl önce bir çöl değil, uçsuz bucaksız bir yağmur ormanıydı. 6000 yıl kadar kısa bir süre önce Sahra Çölü oldukça fazla yağmur alan otlaklarla kaplıydı. Ancak dünyanın hava koşullarındaki ani değişiklikler nedeniyle bir zamanlar yeşil olan bu alan dünyadaki en kurak arazilerden birine dönüştü. Atmosfer bilimleri bölümünde doçent olan Robert Corti ve Yale Üniversitesi'nden meslektaşı William Booth, konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir takım çalışmalar yürütüyorlar. Sonuç olarak araştırmacılar bilgisayar modellerini ve diğer verileri kullanarak binlerce yıl önceki yağmurlarla ilgili bağlantılar bulabiliyorlar. Peki bu kadar köklü bir değişikliğe neden olacak ne yaşanmış olabilir? Bunun cevabı oldukça karmaşık ve temelde tropik yağmur kuşağı ile ilgili. Ancak bilim insanları henüz bu yağmur kuşağının ekvatorun kuzeyine nasıl bu kadar ilerlediğini çözemediler. Ancak gölün bir zamanlar sahrada olduğunu bildiklerine göre araştırmalar için bazı ipuçlarına sahipler. Öte yandan Sahra Çölü'nün bu bölgesinin çiftçiler için iyi bir nokta haline gelmesinin başka bir nedeni daha var. Bölgedeki antik göçebe insanlar günümüzde tanık olduğumuz aşırı ormansızlaşmaya benzer bir şekilde bölgedeki olayların hızını arttırmış olabilirler.
Ayrıca suyun olduğu yerde muhtemelen hayvanlar da vardır, öyle değil mi? Bu bağlamda bilim insanları bu topraklarda yaşayan bazı korkunç hayvanların kanıtlarını buldular. Örneğin buradaki suların bir zamanlar devasa bir antik timsaha ev sahipliği yaptığı keşfedildi. Tunus'ta çalışan paleontologlar daha önce bulunmayan gelmiş geçmiş en büyük timsah keşfettiler. Bu tarih öncesi timsahın 9 metreden uzun ve yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu tahmin edildi. Canının kafatasının uzunluğu bile 1,5 metre civarındaydı. Tabii ki yeni keşfedilen bu canlıya bir isim verilmesi gerekiyordu. Ve canlı Journal Cretaceous Research'te Meshemosaurus rex ismiyle anıldı. Çalışmanın başyazarı Federico Fanti, timsahın çok büyük olduğunu söylüyor. Ayrıca yaratığın yaşadığı dönemde besin zincirinin en üstünde olduğu düşünülüyor. Öte yandan Fanti, rex'in kesinlikle suda avlanabilen bir tür olduğuna inanıyor. Bu canlı muhtemelen avını pusuya düşürmek için bekleyen bir avcıydı. Rex, diğer büyük kafalı ve kısa dişli timsahlarla karşılaştırıldığında çok güçlü bir ısırığa sahipti. Dahası Fanti'ye göre bu keşif, tarihimiz hakkında bildiğimizi sandığımız bazı şeyleri değiştirebilirdi. Şöyle ki, Rex'in dahil olduğu timsah grubunun yaklaşık 150 milyon yıl önce Jura döneminin sonunda öldüğü düşünülüyordu. Ancak kalıntıları bulunan bu Rex yaklaşık 130 milyon yıl önce yaşamıştı. Önceki bilgilerimize göre Jura ve Kretase dönemlerinde yaşanan felaketlerde bu canlının da nesli tükenmişti. Ancak artık Rex'in felaketlerin gerçekleştiği zamandan binlerce yıl sonra yaşadığını kanıtlayan bu fosillere sahibiz. Bilim adamları sahrada başka bir garip keşif daha yaptılar. Mısırlı bilim insanlarının keşfettikleri şey dört ayaklı bir balina fosiliydi. Bu hayvanın yaklaşık 43 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor. Evet, yürüyebilen bir balinadan bahsediyoruz. Çalışmayı yürüten bilim insanları bu canlının benzersiz kafatası özelliklerine sahip olduğunu belirttiler. Ayrıca bu yürüyen balina türünün geniş bir beslenme tarzı vardı. Abdullah Guhar hayvanın son derece tehlikeli olabileceğini belirtti. Başka bir deyişle bu balina son derece korkutucu bir avcıydı. Bilim insanları bu canlıyı günümüzün katil balinası ile karşılaştırıyorlar. Pekala, bir katil balinanın karaya çıktığını ve gördüğü her şeyi yemeye başladığını bir hayal edin. Bu korkunç olurdu, öyle değil mi? Ancak şaşırtıcı bir şekilde araştırmacılar bu canlıların bir noktada otobur olduğunu da söylüyorlar. Bu açıdan balinalar günümüz geyiklerine benziyorlardı ancak bir noktada değiştiler ve etobur oldular. Anlamış olduğunuz üzere sahra adeta bir fosil hazinesidir. Örneğin yapılan bir başka çalışmada bulldog suratlı bir dinozor keşfedildi. Bu canlı adeta dev bir bulldog gibi görünüyordu. Korkunç Cretaceous dönemi etoburu yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığındaydı. Keşiflerimizin çoğunda olduğu gibi bu canlı da büyük olasılıkla kendi bölgesindeki en büyük yırtıcıydı. 98 milyon yıllık boyun kemiği fosili, bilim insanları tarafından Kayre'nin yaklaşık 289 kilometre güneybatısındaki Bahariye Vahası'nda keşfedildi. Ohio Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Programı'ndan yeni mezun olan başyazar Bilal Salem'e göre bu yer, geçmişte gezegendeki en korkunç yerlerden biri olabilirdi. Dinozor araştırmacılar tarafından jilet gibi keskin küçük dişlere sahip bir buldoga benzetildi. Bu dinozorun T-Rex gibi kısa kolları vardı ancak devasa pençeleri onu daha da tehlikeli hale getiriyordu. Yani keskin bir ısırığı, keskin bir koku alma duyusu ve inanılmaz hızı olan acımasız bir katille karşı karşıyayız. Aslında bu canlı Jurassic Park 3'te bir T-Rex'i yenen ünlü Spinosaurus'u bile avlayabilirdi. Yani bu dinozorun keşfi dinozor kataloglarına başka bir yırtıcı hayvan eklememizi sağladı. Salem'e göre bu dinozor grubu geç Cretaceous dönemi boyunca Kuzey Afrika'nın çoğu bölgesine yayılmıştı. Şimdi de bize bol miktarda bilgi sunan başka bir harika kayadan bahsedelim. Royal Society Journal of Open Science'da gündeme gelen araştırma, Sahra Çölü'nde bulunan bir taşın evrendeki en güçlü olayın ilk kanıtı olduğunu belirtiyor. Johannesburg Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 1992 yılında bulunan Hypatia taşının evrendeki en güçlü olaylardan biri olan 1A tipi bir süpernova patlamasının ilk fiziksel kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Araştırmacılar Hypatia'nın Dünya, Güneş ve Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerin yeni oluşmaya başladıkları zamana kadar uzanan zaman çizelgesini bir araya getirdiler. Bunu ise küçük taş parçasının kimyasal yapısında keşfedilen bir dizi garip ipucuyla yaptılar. Teoriye göre, Hypatia ölmekte olan bir kırmızı dev yıldızın beyaz bir cüce yıldıza dönüşmesiyle doğmuştu. Büyük bir toz bulutu parçalandıktan sonra bu beyaz cüce yıldızı başka bir yıldızla ikili bir sisteme dahil oldu. İki yıldız da aynı kütle merkezinin yörüngesinde döndüler ancak beyaz cüce yıldızlardan biri diğerini yedi ve patladı. Böylece nebulanın içinde 1A tipi bir süpernova patlaması oluştu.
Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra bu süpernova tipi 1A patlamasından çıkan gaz atomları nebula parçacıklarına yapışmaya başladı ve bu da Hypatia'nın ana kayasının oluşumuna yol açtı. Ana kaya bir noktada dünyaya doğru savrulmaya başladı ancak dünyanın atmosferine girme ısısı ve çarpma gücü ana kayayı parçaladı. En sonunda da bu oluşumun küçük bir parçası dünyaya indi. Sonuç olarak yıllar geçtikçe Sahra Çölü, dünyanın ve hatta Güneş sistemimizin her yerinden hazineler topladı. Ve yapılan çalışmalar sayesinde bunlardan bazılarını öğrenebildik. Umarız ileride daha fazla çalışma yürütülür ve bu uçsuz bucaksız kum denizinin gizemlerini keşfedebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.